Üçüncü cami, biz hep önce kendimizi masaya yatırmış, sorgulamış bir insanız. Kendi eksiğimizi, gediğimizi masaya yatırmış insan. Mesela atıyorum, benim işim bozulduysa ben ta çocukluğuma dönerim. Nerede hata yaptım? Ama şimdi günümüzde insanlar böyle sıkıntı yaşadığı zaman hep böyle şey arıyor, çıban başı arıyor. Yani suçunu yitirecek, evet, arıyor. Böyle bir şey yok. Yani senin bir sıkıntın varsa, senin geçmişinde Yaradan'a karşı, kula karşı bir yanlışın var. Sen bir yanlış yaptın, bir ah aldın. Bir sıkıntı verdin ki veya Cenab-ı Allah'a karşı yapman gereken ibadetleri eksik yapıyorsun. Cenab-ı Allah'a karşı sorumlulukların var ama Cenab-ı Allah diyor ki kulla ilgili problemle bana gelmedi. Ben mesela 14 yaşında ülkücü oldum, şu anda 56 yaşındayım. İnan bak Furkan, hala her attığım adıma dikkat eden bir insan. Niye? Ben yanlış yaparsam, Orhan Aydın yanlış yapmaz. Ben yanlış yaparsam, yerel gazeteler, mesela Sakarya Gazetesi diyeyim, yıllardan beri son patentti, önüne eski yükücü koyar. Ve yükücü olarak attığım adıma dikkat etmem gerekiyor ki o camiye zarar vermeyeyim. Yani yükücünün zaten anlamı, kısa anlamı, vatanı ve milleti için nefsini yenebilmektir. Nefsini yenen adam, yenen insan adamdır. Nefsini yenemiyorsa nefsi kölesidir. Biz hep bu vatan için, millet için nefsimizi yenmek için mücadele ettik. Ama karşılığında tabii bu Devlet Baba da bu polise kurşun sıkan, askere kurşun sıkan, devletin kültür saraylarını yakan, kütüphanelerini yakan, bankalarını soyan insanlarla, yani devlete ihanet eden insanlarla bizi aynı kefe koydu. Yürek kırgınlığımız oradan. Devlete küskünlüğümüz yok da kırgınlığımız var.